basın. Al başa başın kalkan, bir motoru kıyasla ve dandan kalkan. Sayınlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar geriye doğru yürüyoruz. Geriye doğru yürüyoruz. Geriye gelin. Girme. Tamam, benim desteği elle hemen aynı geleceğim. Devam edin. Oturun. Polis Merasim Birliği, karşılama töreninde emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın Valim. Arzu edin. Merhaba arkadaşlar. Tutun. Size de sağ olun. Bizden devam edeceğiz. Nerede? Süreler ve zamanlar çabuk geçiyor. 3 yıl önce Ordu Valiliğine atanmıştık. Orada 3 yıldır valilik görevini yürüttük. Akşam büyük bir coşkuyla veya üzüntüyle bizi uğurladılar. Bugün kısmetmiş burada başladık besmeleyle. İnşallah hakkımız hayırlısı olur. Memleketin her yerinde 20 yıla yakında kaymakamlık görevini yaptık. Tecrübeli bir idareciyiz. Geldiğim Ordu vilayeti Karadeniz, Orta Karadeniz'de. Ancak burası da Karadeniz özelliklerini taşıyor. Hatta 80-90 bin ton fındık üretildiğini duyduk. Ordunun yarısı kadar da olsa bir hayli hatırı sayılır. Fındık üretimi var. Tabii İstanbul'a çok yakın burası, büyük merkezlere. Bunun yanı sıra sanayi var. Turizm potansiyeli var. Tarım var burada. Saha geniş. Sizlerle beraber inşallah güzel şeyler yapmaya, buradan da giderken daha önceki çalıştığım bir yerlerde olduğu gibi hayır dualar almayı hedefliyoruz. İnsanların hayır duasını almayı. Çünkü kaldığımız, çalıştığımız süreler dünyada kalacağımız süre gibi her şey sınırlı. Bu makamlarda bize baki değil. Çalıştığımız yerlerde faydalı olmak, insanlara yardımcı olmak her konuda, hem valilik hem de bize bağlı bütün dairelerden isteğimiz, temennimiz budur. Sakarya gibi güzel bir ile atanmaktan ve burada valilik yapmaktan dolayı da memnunum. Biz devletin temsilcisiyiz vilayette. Sadece hükümetin değil, aynı zamanda devletin de temsilcisi. Makam aracında Türk bayrağı olan Türkiye'de iki tane makam var. Biri Cumhurbaşkanı, diğerini siz söyleyin. Vali. Tamam. Yani dolayısıyla devletin güler yüzü olmak, vatandaşı kucaklamak, dertlerini dinlemek, sorunlar büyümeden, Ankara'yı rahatsız etmeden mahallinde çözmek de ana hedeflerimizin arasında. Kamu kurum ve kuruluşlarını vatandaşın hizmetinde ve olumlu yönde işletmek. Bu gibi hedeflerimiz var.